Son seansta karşınızdayız. Son seansta malum yarından itibaren Türkiye açılıyor. Korona yasaklarının önemli bir bölümü ortadan kaldırılıyor. Bu durumda artık normal hayatımıza döneceğiz. Normal hayatımıza dönerken sizi normal hayata hazırlayacak bir yayın planlaması yaptık. Gençleşme, güzelleşme, anti-aging ve benzeri konular üzerinden geçeceğiz. Bugün birinci bölümde Gold Master CEO'su Sinan Bora bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde UNES Global Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Genel Müdürü Onur Öner'le yine konuşacağız. Evet, Gold Master CEO'su Sinan Bora şu anda Skype hattımızda. Sinan Bey, hoş geldiniz. Ali Bey, teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ne var ne yok diyelim, önce bir hal hatır soralım. Birazdan iş meselesine gireceğiz. Yani neler yapıyorsunuz onu detaylı olarak konuşacağız. Yarım saat vaktimiz var, upuzun örneklerle falan anlatmanızı isteyeceğim. Önce bir genel halet-i ruhiyenizden bahsedelim. Yarından itibaren açılıyoruz artık, normale dönüyoruz neredeyse. Normal demeyelim ama normale çok yakın bir süreç başlıyor. Muhtemelen eğer veriler, datalar böyle giderse, yani aşılama faaliyetleri hızlanırsa, PCR testleri daha fazla artarsa ve biz de bir parça özenli olmaya devam edersek bugün olduğu gibi, dolayısıyla hastalığı bertaraf edebiliriz. Uzun vadede elbette, yakın vadede değil. Nasıl diğer ülkeler yaptıysa biz de aynı yoldan geçerek bunu yapabilecek durumdayız. Örneğin Almanya nasıl yaptıysa aynısını yapmak durumdayız. İngiltere nasıl yaptıysa aynısını yapmak durumdayız. Son bir aylık verimiz hariç, ondan önceki verilerimiz çok kötüydü. Hatta bir an yeniden başa mı döndük diye konuştuğumuz zamanlar geldi. Ama şu tam kapanma, arkasından gelen dönem galiba bizi biraz kendimize getirdi. Siz hem kendi çalışma arkadaşlarınız, hem yakın çevreniz, hem müşteri ilişkileriniz bakımından nasıl bir süreç yaşadınız kapanmadan bugüne kadar? Evet, en son hakikaten bugünkü haber bizi de çok marar buldu ama ondan öncesine, kapanma öncesinde 60 binlere gelen vaka sayıları hepimizi korkutuyordu. Ve hakikaten böyle gitmeyeceğini biliyorduk. Böyle giderse daha kötü sonuçlu olacağını biliyorduk. O nedenle tam kapanma dediğimiz ve hepimizin de artık kısıtlama olarak gördüğümüz süreçte hepimiz dayandık. Çalışanlarımız, üretim, hepsi belli bir süre için durdu. Ama hep diyorduk ki hani bu durmanın, bu cefayı çekmenin inşallah olumlu bir tarafı olur ve fayda sağlar. Hani boşu boşuna bu çileleri çekmiyorum dedik ve en sonunda da şu anda 6-7 binlere düştü. Bu arada siz sordunuz diye ben son bir ayı anlatıyorum. Genel perspektifte çok... Daha sonra geriye gideceğiz. Bir son bir yılı da anlatmanızı isteyeceğim ama son bir ayı önce bir konuşalım. Evet. Bu zorlukların içerisinde biliyorsunuz yaklaşık olarak bir hafta 10 gün önce açıldık. Ve hep birlikte bütün piyasa olarak herkes dört elle işine sarıldı. Hatta hem çalışanlarda hem piyasada ben şöyle bir şey gözlemledim. İnsanlar işlerinin kıymetlerini daha çok bilir vaziyette geldiğini gördük. Bazen hani bu tür şeylerin insanları düşünmeye sevk ettiğini ve işimizin kıymetini bilmemiz gerektiğini gösterdi. Ve son 10 günde hızlı bir açılış oldu. Eski günler olmasa bile eski günlerin %20-25 altında bir iş hacmi en azından başladı. Ve ekonomik şartları dönmeye başladı. Tam işte bugün zaten biliyorsunuz yarın biri nasıl bir haber gelecek diye beklerken biliyorsunuz ve onları tabii detayına girmeyeceğim gereksiz. Tekrar olmasın. Cumartesi günü de eklendi. Biliyorsunuz küçük elektrikli vaatleri sektöründe alışverişler çoğu cumartesi pazar yapılıyor. Evet. O yüzden bizi çok etkiliyordu. İnsanlar hafta içi işlerindeler. Akşam 6-7'den sonra nereye gidecekler de dayanıklı tüketim alacaklar. Herkes cumartesi pazarı bekliyor. Cumartesi pazarı kapalı olduğu zamanlarda sektör online'a kaldı. Her şeyi anlatmayacağım. Şimdi online daha sonra yine anlatırım. Sektör online'a kaldı ama hiçbir zaman için online sektör offline dediğimiz tabii, çarşı pazar, dükkan gibi olmuyor. Ne kadar iyi olursa olsun olmuyor. Cumartesi pazar sektöre büyük darbe vurmuştu ama sabrettik. Yani sağlık için, vaka sayılarının düşmesi için yani bundan hani şunu diyemeyiz. Ya keşke cumartesi pazar açık olsaydı. O zaman da diyecekti ki keşke kapalı olsaydı da vaka sayıları 100 bine gelmeseydi. Evet. Yani böyle gitseydi gelecekti diye söylüyorum. O nedenle
Cumartesi pazarda dişimizi sıktık. Satışlarımız bütün sektör olarak düştü. Ama şimdi buraya gelince, cumartesi açılınca inşallah kötüye gitmeden bunu atlatırız. Temmuz'da da pazar açılırsa eski günlere geliriz diye düşünüyorum. Sanıyorum bir süre sonra, tabii rakamlara bakarak karar verecekler, pazarı evet. da açacaklar. Yani pazarı da aynı şekilde cumartesi olduğu gibi bir serbest zaman ilan edecekler. Çünkü tek bir güne sıkıştırılan alışveriş evet. Bazen istediğiniz verimde olmayabiliyor. Daha doğrusu sektör iki güne yayılı vaziyette bir takvim izliyor. Muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu şimdilik kaydıyla tutuyorlar. Belki birkaç hafta sonra biz pazar gününü de açık gün olarak idrak edebiliriz. Peki geriye doğru bir yıla şöyle bir bakış açınızı getirmenizi isteyeceğim. Nasıl bir süreç geçirdiniz? Tabii. Ben genel tabii ki bunu anlatırken hep sektörümüz için anlatıyorum. Çünkü bizler zaten sektörde yani çok eski. Birazdan 46... Goldmaster'da konuşuruz tabii. O ayrı. Tabii. Tamam. Tabii. Ben o hep sektör temsilcisi olarak anlatmak isterim. Tabii. Hem şöyle bir de şansımız var. Biz hem küçük elektrik tevatleri sektöründe, hem tüketici elektronik dediğimiz, consumer elektronik dediğimiz tüketici elektroniği pazarında, hem de evde kullanılan sağlık ürünlerinde olan iş yapıyoruz. Yani üç sektörde biriz. O yüzden üç sektörün de nabzını 1,5 yılda tutmuş bir insan olarak, bir kişi olarak ben bu konularda biraz bilgi vereyim tüketicilere. Nasıl Lütfen. Bir şey yaşandı. Küçük elektrikli vaatleri sektöründe, hani bunu çok ben 8-9 tane yayına çıktım hep anlattığımız gibi ilk başlangıçta sert kapanmaların sonucunda ticaretin online'a kaydığını gördük ve oralarda da daha çok insanların evlerde hızlı yapacakları şeylerde, elektrikli ev aletlerinde kullandıkları, hanımların evde kullandıkları ve pratik yemek yaptıkları ürünlere bir başlangıçta öyle bir şey oldu. Daha sonra bu daha çok doygunluğa geldikten sonra bu sefer daha profesyonel ürünler. Çünkü insanlar baktılar ki bu geçici olmayacak. Daha fazla yani 6 ayın üzerinde evde kalınacak. Bu sefer insanlar daha profesyonel ürünler döndüler. Başlangıçlarda daha basit kahve makineleri satıyorken daha sonra daha profesyonel kahve makineleri satılmaya başlandı. Başlangıçta küçük elektrikli ev aletlerinde daha mini ve pratik ürünler satılıyorken daha sonra mutfak şefi dediğimiz evde çok daha fazla profesyonel ürünlerin pasta böreğin yapıldığı ürünlere geçildi. Özellikle kişisel bakımda siz de bildiğiniz gibi kişisel bakımda çok büyük bir değişim oldu. Evet. Programın başında da söylemiştiniz. Hem kozmetik ürünlerde daha çok evde kullanılan arttı. Bizi ilgilendiren elektrikli ürünlerde de insanların kuaförlere gidemediğinde hem hanımların hem de erkeklerin kuaföre gidemediklerinde evde kendi kişisel bakım ihtiyaçlarını görebileceği ürünlere yöneldi. Bunlar özellikle pandeminin ilk 6 ayında ciddi cılar yaptı. Şöyle bir değişim oldu. İlk 6 aydan sonra insanlar daha fazla sağlıklı ürünlere geçmeye başladılar küçük elektrikli vaatlerinde. Ve gördük ki bağışıklığı arttıran özellikle meyve sıkacakları ve sporcuların daha çok kullandığı, hepimiz spor yapıyoruz, evde spor yapmaya başladık. Ve insanların dirençlerini arttıracağı çeşitli içecek hazırlama grupları oldu. Kahve ve çay bahçeleri kapalı olduğu için çay makineleri, kahve makinelerinde artış oldu. Ve yemek yapmayı kolaylaştıran ürünler de oldu. Bu nedenle ilk 6 ayda daha fazla pratik ürünler, ikinci 6 ayda da daha profesyonel ürünler yapıldı ve çok mantıklı. Çünkü insanlar pandeminin uzayacağını ve evde kalmanın devam edeceğini gördü. Küçük elektrikli ev aletleri pazarı genelde böyleydi. Hemen tüketici elektroniğine geçeyim. Evet. Tüketici elektroniğinde de baktığımız zaman insanlar film izliyoruz değil mi? Hepimiz daha fazla film izlemeye başladık. Bunu durumda internetten filme erişebiliyorsunuz. Herkesin evinde smart TV dediğimiz akıllı televizyon yok. Evet. O yüzden insanlar internetten içerik üretmeye başladı ve internetten televizyon izleme alışkanlıkları arttı. Bu televizyon ve filmlerde kullanılan yan birimler, çocukların evde olması nedeniyle ve çalışan insanların evde çalışmaları nedeniyle bilgisayarlar, tabletler, bilgisayar çevre birimleri, webcamler, kulaklıklarda hızlı bir artış gördük. Nedenleri malum, o yüzden söylemiyorum. Hem çocukların evden okula bağlanmaları hem de insanların da uzaktan çalışmaları. Buna çok etken oldu. Hakikaten 3-4-5 yılda hiç olmayan büyüklüklerde bir büyümeler görüldü bu pazarda. Çok kısa da bir sağlık ürünlerinden bahsedeyim. Tansiyon aleti, ateş ölçer, masaj aleti gibi ürünlerde hava nemlendirme, hava temizleme bizim olduğumuz bir sektör.
Ve pandemi tabii ki sağlık farkındalığını çok yükseltti. Ve biz gördük ki biliyorsunuz hava nemlendirme evlerdeki nemin belli bir oranda tutulmasını sağlar. Ve pandemide de ispatlandı. Japonya'da bir yapılan araştırmaya göre nemin belli bir seviyede kalması bakterinin üremesini engelliyor. Japonya'daki bir üniversite yapılan araştırma. Bu nedenle çok detaya girmeden hava nemlendirme, hava temizleme, bir de evde oturan çalışanların, uzaktan bağlanan çalışanların kas eklem ağrılarını giderici ürünler olan masaj grubu ürünlerde ve evde sporu destekleyen ürünlerde çok hızlı bir artış olduğunu gördük. Burada mecralar değişti. Offline'a bulamayınca online'a kaydı. Ama bu üç sektörde de biz de bu üç sektörde olduğumuz için büyüme alanları gördük. Neden? Çünkü bu üç sektörde evde tüketilen ürünler, evde kullanılan ürünler, outdoor'daki ürünlerde biraz yavaşlama, indoor dediğimiz evdeki ürünlerde artış gördük. Daha fazla devam edelim, sizin yönlendirmenize göre ilerleyeyim. Peki. Bizim bu üç sektörümüzde de böyle bir değişim oldu. Güzel. Şimdi şöyle bir şey var Sinan Bey. Koronadan önce dünyada bir akım vardı. Buna minimalist yaşam akımı demek lazım. Yani her şeyden bir tane ya da yeterince en az olacak şekilde sahiplenme duygusunun yerleştiği bir dönemdi. İşte bir tane cep telefonu, bir tane çay fincanı, bir tane tablet, bir tane saç maşası, bir tane epilasyon seti, bir tane tıraş makinesi gibi bir tane ama her birinden. Yani bir yedeği olsun, bir yedeği daha olsun, bir tane daha olsun, bir de öteki modelden olsun gibi yaklaşımlar terk edildi. Yavaş yavaş o minimalist yaşam insanlığa egemen oldu. Fakat korona ile beraber biz yeniden o eski alışkanlığımıza döndük. Her şeyden gerekli, her şeyden birden çok almaya başladık. Mesela bu sizin sektörünüzde hangi aygıtlara, hangi kullanım araçlarına talebi artırdı, hangilerine azalttı, nasıl bir şey gördünüz? Yani bu minimalist yaşama yeniden dönen dünyanın acaba tüketim araçları daha çok hangileri olmaya başladı? Revaçta olanlar ve gözden düşenleri söylemenizi rica ediyorum. Bu minimalist yaklaşıma bir ek daha yapayım, sonra sizin sorunuza geleceğim. Biliyorsunuz bütün dünyada sahiplik oranları düşmeye başladı. Aslında hani paylaşım, siz de çok iyi bilirsiniz. Evet. Evet, çok güzel. Kiralama, paylaşım, sahipliğe gerek yok. Hele ki yeni nesil görüyoruz değil mi? Hep çocuklarımız falan. Ya niye sahip olalım ki? Niye sahiplenmemiz gerekiyor ki? Biz paylaşalım, kiralayalım, daha az maliyette katlanalım. Sahiplikle biliyorsunuz bizim kültür, sizin kültür hep böyle bir şeye sahip olmak isteriz. Evet. Ama benim olsun, güvence olsun deriz ama yeni nesil öyle gelmiyor. Yeni nesil öyle değil, yeni nesil kiralama. Biliyorsunuz abonelik modelleri dünyada patladı. Hani hatta bazı hizmetlere bile abone olabiliyorsunuz sahiplenmeden. Ürünlerden hariç bir hizmette de abone olabiliyoruz ama buraya uzun gitmeden çok doğru söylüyorsunuz. Minimalist yaşamdan bir de aboneliklere gidince sahiplenme düzeyleri çok düştü. Ama pandemide evet bir farklılık oldu. Pandemide şöyle oldu. Pandemi nedeniyle dışarıdaki hizmetler durunca, insanlar eve dönünce evindeki ürünlerden tatmin olmamaya başladılar. Evet. Çok önemli bir nokta. Çünkü daha önce insanlar %60-%70 zaman dışarıda geçiriyordu. %30 içeride geçiriyorlardı. Ve evlerindeki aletleri, alet edevatları idare edebiliyorlardı. Evet. Fakat biliyorsunuz bazen 6 gün, 7 gün, 8 gün son kapanmayı söylemiyorum. Ondan önce ben hiç unutmam. Geçen Mayıs'ta, 19 Mayıs'ta 5-6 gün kapandığımızda biz şaşırmıştık ya. Bir önceki 19 Mayıs'ı bahsediyorum. Ya demiştik 5-6 gün nasıl? Şimdi en sonunda da bir 17 gün kapanınca İnsanlar artık evdeki ürünlerin yeteneklerini sorgulamaya başladılar. Ben bunu mesela hemen somut örnek vereyim. Kahve makinelerini de görüyoruz. Daha önce evinizde bir tane basit sıradan bir kahve makinesi olduğunda işinizi görüyordu. Ama biliyorsunuz ki hemen hemen neredeyse kahve içtiğimiz, sosyalleştiğimiz yerler 3-4 aydır kapalı. Buralara gidemiyoruz, arkadaşımıza gidemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Tamam, sosyalleşmeyi bir kere ettik ama en azından diyoruz ki daha profesyonel bir kahve içelim. Daha tadı önemli olmaya başladı. Bu sefer dönüyoruz evimizdeki kahvemize, kahve makinemize. Aa bu yeterli değil. Evet. Çünkü profesyonel bir kahve içeceğimiz zaman köşe başındaki kahve satan yere gidiyorduk ve alıyorduk. Hmm, dedik. O zaman bundan sonra biz profesyonel kahveye yakın kahveyi evde yapalım dedik. Ve dönüşüm böyle oldu. Yani eve kapanmadığımızda dışarıdan aldığımız hizmetlere ulaşamadığımız için evdeki ürünlerin yetmemesine başladı. Doğal olarak ne yapıyoruz? Evdeki eski ürünü atmıyoruz ki. Biz Türk insanımız bilirsiniz. Tabii. Yedeklemeyi sever. Aman atmayalım bir gün lazım olur der. Hemen bir baktık. 2 televizyon, 3 televizyon,
veya iki tane, üç tane bilgisayar, tabletten iki tane, kahve makinesinden bir büyük boy, hele ki kişisel bakımlarda daha profesyonel modellerle arttı. Bu sektöre bir canlılık getirdi. Bizim gibi evde kullanılan sektöre canlılık getirdi. İnsanlar da zaten ne oldu? Dışarıya harcayamıyorum. Dışarıda yemek yiyemiyorum. Dışarıda gezmeye tozmaya harcayamıyorum. Belli bir tasarrufum var. O zaman ben bunu evin içine yönelteyim diye düşündü. Çünkü dışarıdaki hizmetler alanında tükettiğiniz parayı bu sefer cebinizde görünce bunu eve harcamaya başladınız. Bu nedenle tabii ki buna müsait, gelir müsait olanlar için söylüyorum. Bu yüzden sizi çok doğru söylediniz. Minimalist yaklaşım pandemi döneminde geçici olarak rafa kalktı diye düşünüyorum. Evet. Ama 2022-2023 özellikle gençlerin tekrar toplumda ana etkenden hale gelmesiyle yeni neslin ben hep kiralama modeline, abonelik modeline ve minimalist yaklaşıma doğru gideceğini düşünüyorum. Tespitiniz çok doğru. Evet. Tabii burada söz konusu olan ihtiyaçlar teorisi. Yani ihtiyaçlar öne çıktığı zaman onları erteleyemiyoruz. Yani mutlak surette onları temin etmek zorundayız. Örneğin işte bundan önce, pandemiden önce 20 çift ayakkabısı olan bir kadın artık mesela o dönem içinde ayakkabı almamaya başladı. Ama bunun yerini yürüyüş ayakkabıları aldı. Yani normal işte topuklu frapan ayakkabılardan bahsetmiyoruz. Diğer ayakkabılar aldı. İşte bir eşofman ya da birkaç eşofman işi çözdü. Bunun yerine işte diğer kıyafetler gündemden düştü. Yani o sektörde tekstil, konfeksiyon, sarayciye benzeri deri konfeksiyonu sektöründe işler bir parça durdu. O sektörler şu anda çok zor durumdalar, onu biliyorum bu arada. Yani tekstil ve konfeksiyon yeni yeni canlanmaya başlıyor. Artık yani dışarı çıkınca olabilecek şeyler. Şimdi konsere gidiliyor, tiyatroya gidiliyor, sinemaya gidiliyor ya da bir gösteriye gidiliyor. Yani online elbette bunlardan istifade etmek mümkün ama konserin bir ambiyansı var, bir havası var. Yani oraya işte giyinip kuşanacaksınız, en güzel elbisenizi giyeceksiniz, en iyi ayakkabınızı, en iyi takılarınızı, en iyi saatlerinizi takarak gitmek zorundasınız. Çünkü birine gösteriş yapıyorsunuz aynı zamanda. Yani orası bir şey, podyum gibi, öyle düşünmek lazım. Bu alışkanlıklar zamanla değişecekler. Yani biz yeniden eski alışkanlıklarımıza homo deus olarak döneceğiz bence. Oraya gelmemiz şart. Şunu soracağım, kahve içme alışkanlıklarıyla ilgili. Şimdi Türkler çok fazla kahve içmiyorlar idi. Ama yeniden yani bu pandemi döneminde kahve içmeye başladığımızı sanıyorum, bilmiyorum. Bunu siz söyleyeceksiniz çünkü sektörün içindesiniz. Şimdi kahvenin tabii birçok türleri var. İşte Türk kahvesi var, Americano var, yani filtre kahve var, latte var, espresso var. Hangi ürünlere olan rağbet artmaya başladı? Biz yani seçici olmaya başladık mı yoksa kahve olsun aman herhangi bir şey istemem noktasında mıyız hala? Teşekkür ederim bu soru için. Kahveyle çok ilgilenen bir sektör ve şirket olarak bu konuda bilinçlenmemiz her zaman iyi olabilir. Birinci ağızdan söylemek gerekirse, biz kahve makinesinde üreten bir şirketiz bu arada. Evet. Başka ülkelerde ihraç ediyoruz. Çok oraya sektöre girmeden tüketici alışkanlıklarına hemen dönersem, tüketicilerde, gençlerde bir filtre kahve alışkanlığının hızla arttığını görüyoruz. Malum nedenlerle uluslararası zincirlerin etkili olması ve gençlerimizin de bütün dünyayla entegre olması sosyal medya nedeniyle filtre kahvedeki yoğun bir artışı görüyoruz. Bu aslında 3-4 yıl önce başladı. Yeni başlamadı. Şeye geldiğimiz zaman, pandemiye geldiğimiz zaman özellikle biz bu konuya da çok odaklandık. Öğütücülü kahvemi ben evde öğüteyim, taze bir şekilde içeyim. Biliyorsunuz ne olursa olsun öğütülmüş kahveyi eve aldığınızda ne yaparsanız yapın bayatlıyor. Taze çekilmiş. Tabii. Evet, hiçbir şey yapamam mutlaka. Yani paketin içinde hava almasa da bayatlıyor. Ama en değerli kahve o anda öğütülmüş, çekildiği o anda öğütülmüş ve yapılmış kahvedir. Bunu birçok literatürde görebilirsiniz. Biz o yüzden 1-2 yıl önce pazarın oraya gideceğini, pandemiyi bilmiyorduk, pazarın oraya gideceğini düşünerek evde kişisel kullanımda kahvenizi kendinizin öğüteceği ve hemen kahve yapacağız ürünlere odaklandık. Evet. Ve 3-4 tane ürünümüzü çıkartmıştık pandemi olmadan önce. Hızla pandemide işin buraya geldiğini gördük. Hani şans demeyelim ama dünyanın buraya gittiğini görmüştük. Pandemi bu süreci hızlandırdı. Evet. Çünkü siz gidiyordunuz bir yerde diyordunuz ki hayır, ben kahvemi şu anda çekin. Şu anda ben çekilmiş kahvede almak istediğimiz hizmet veren yerler var biliyorsunuz. Tabii. Ama biz o tarafa bir akışın gittiğini görmüştük. Neden insanlar bunları evlerde istedi? Çünkü siz akşam gece 11'de 12'de kahve içmek istediniz. Bu hizmeti alacak yeriniz yok. Yani pandemiden önce bunların emareleri olmuştu. Pandemi bu işi hızlandırdı. Önce onu söyleyebilirim.
Yani önce filtre kahve, daha sonra hemen çekirdeği o anda evde öğütülüp kahve yaptığımız alışkanlık. Onun arkasından da latte dediğimiz, cappuccino dediğimiz daha çok sütle karışılmış kahvelerde ilgi yükseldi. Onun arkasından da espresso gelmeye başladı. İnanın şimdi bizden şu anda sektörde ilk espresso makineleri istenmeye başladı. Filtre kahve, öğütücü kahveden sonra. Bu hız, hatta bu bizim beklediğimizden de hızlı oldu. Belli bir noktada olan tüketiciler, gelir seviyesi belli bir noktada olan tüketiciler, hayır ben evime 800 liralık, 1000 liralık, 1500 liralık espresso makinesi almak isteyen diye niş de olsa, belli bir adette de olsa başladı. Yani kahve alışkanlığımız, Türk kahvesi hala birinciliğini koruyor ama biz gözlemliyoruz, yaş düştükçe, tüketicilerin yaşı düştükçe, yani gençler daha fazla filtre, latte, öğütülmüş kahve, hemen öğütülmüş kahve ve espresso'ya doğru kayıyor. Bir de üçüncü nesil kahveler var biliyorsunuz, daha profesyonel. Bir yerlere gidiyorsunuz, üçüncü nesil kahve istiyorsunuz. Bununla ilgili ürünlerin, aparatların olduğu yerlere doğru bir kayış var. Bu çok yavaş gidiyor ama ağırlığı filtrede, öğütülmüş kahvede ve espresso'ya doğru kaydığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu üçüncü nesil kahve dediğiniz hazır kahvelerden mi bahsediyorsunuz? Yani şey olarak, konsept olarak. Hemen söyleyeyim. Üçüncü nesil kahveler şunlar. Siz kahveyi getiriyorlar önünüze. Belli bir sürede kahve önünüzde demleniyor. Anladım. Ve bunu hatırlar mısın? Onun sunumunda da da belli bir hızda yani koyuluyor. Yani French Press'le önünüze getiriliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Biraz daha demlenmesini sizinle birlikte oluyor ve siz bu süreci yaşıyorsunuz. Yani önünüze hazır bir şekilde gelmiyor. Demlenmesi biraz daha farklı oluyor. Bunlardan bahsediyorum. Peki. Şimdi gelelim biraz ihracata. Orada tabii yıl içinde pek çok sektörü etkiledi. Sizi de muhtemelen çok etkiledi. Bir tanesi konteyner meselesi. Öteki navlun meselesi. Konteyner bulmakta zorlandınız. Bulduğunuz konteynerlara çok yüksek navlun bedelleri ödemek zorunda kaldınız. Çünkü Çin olağanüstü bir şekilde mal çekiyor ama buna karşı, yani daha doğrusu mal ihraç ediyor ama çok fazla da kendisi mal almıyor. Yani dünyanın talebinin arkasında kalan bir talep yarattı o bakımdan. Doğru. Şu anda geldiğimiz nokta nedir? Yani hem konteynerde hem navlun meselesinde. Evet. Şimdi biz yaklaşık 35-40 ülke ihracat yapan bir firmayız. Türk ürünlerini, Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri buralara ulaştırıyoruz. Aslında navlun artışının bir artısı bir eksisi oldu Ali Bey. Artısı da oldu, eksisi de oldu, anlatacağım. Eksi olması, ham maddenin, dünyadan topladığımız ham maddenin maliyetleri yükseldi. Zaten ham madde maliyetleri yükselmişti biliyorsunuz. Emtia fiyatları yüksekti, bütün ekonomi kanallarında konuşuyoruz. Evet. Ham madde, ama bir de ham maddenin Türkiye gelişindeki navlunlar yükseldi. Bu eksi tarafı. Bu eksi tarafı. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Artı tarafını da söyleyeceğim. Çin'in dünya pazarlarına ulaştırma maliyeti yükseldi. Tabii ki bu hacmi yüksek ürünlerde. Diyelim ki bir soğutucu yapıyoruz. Evet. Diyelim ki yine kahve makinesi ama büyük kahve makinesi yapıyoruz. Veya diyelim ki süpürge yapıyoruz. Mesela biz bir süpürge üreticisiyiz. Tabii hacimli. Süpürgenin evet hacimlidir. Bugün eskiden mesela Türkiye olsaydı, pazar Türkiye olsaydı bir süpürge 3-4 dolara navlunu geliyordu. Şimdi bir süpürgenin navlunu 13-14 dolara gelmeye başladı. Bu durumda Türk sanayicilerine bir süpürgede 10 dolarlık bir navlun avantajı oldu. Bunu yatsıyamayız. Evet. Bu da bir avantaj. Dezavantaj, ham maddenin Türkiye'ye girişinde bir maliyet artışı. Avantaj, Çin'in çok düşük, biliyorsunuz Çin dünyada en düşük maliyete sahip bir işçiliğe sahip. Bizim buradaki dezavantajımız vardı her zaman. Ama navlun fiyatı yükselince hacmi büyük ürünlerde, hacmi küçük ürünlerde çok büyük bir avantaj yok ama hacmi büyük ürünlerde, mesela ne diyelim, Lübnan'daki müşterimiz, Cezayir'deki müşterimiz, Fas'taki müşterimiz, Romanya'daki müşterimiz, Avusturya'daki müşterimiz hemen şu hesabı yaptı. Ya ben bu konteyneri Çin'den alsam 12 bin dolar bir konteyner. Ya Türkiye'den alsam işte 1500 dolar dedi. Evet, burada bize talep yaptı. Orada söylediğiniz konteyner bulmama krizi bu sefer gündeme geldi. Ama zaten hani zorluklarımız, sanayinin zorluğu hep budur. Bir tarafta avantaj, bir tarafta zorluk. Bunlarla boğuşuyoruz. Hakikaten sanayici çok birçok parametreyi beraber yönetmekte. Bu da bizim aktif olmamızı ve çok
dikkatli bir şekilde işleri yönetmemizi sağlıyor. Belki de Türk sanayisinin yine de canlı olması ve krizlerden hep güçlenerek çıkmasındaki bir neden de bu. Birçok parametreyi aynı anda yönetmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Evet. Peki şunu soracağım. Şimdi küçük elektrikli ev aletleri sektöründe, sektörün geneli için soruyorum. Tabii sizin ürünleriniz için ayrıca değerlendirme yapabilirsiniz ama geneliyle ilgili değerlendirme olmasını tercih ederim şahsen. Yerlilik, yerli kullanım, yerli üretim ne ölçüde, ne kadar artıyor yıllar itibariyle? Hangi ürünlerde biz daha fazla yerli üretmeye, yerli girdiyle malzeme ya da ürün, son ürün üretmeye başladık? Hangilerinde hala yabancı girdi kullanmak zorunda kalıyoruz? Elbet bu ölçekle ilgili bir şey. Yani bunu kınamıyorum ama geldiği noktayı merak ediyorum. Yani son 20 yılda örneğin biz küçük elektrikli ev aletleri pazarında yerlilik oranında, yerli malzeme kullanımı anlamında örneğin %30'dan %60'a gelmişsek güzel. Yani iki kat demektir bu. Yok hala %40'larda geziniyorsak çok ciddi problemimiz var demek diye düşünüyorum. Nasıl sektördeki tablo şu anda? Bir fotoğrafını çekerseniz. Hemen. Hiç merak etmeyin. Bu arada çok net söyleyebilirim. Çünkü çok hakim olduğumuz bir sektör. Yaklaşık olarak bütün küçük elektrikli sektördeki bütün ürünlerle de iştigalimiz var. O nedenle sektör adına söyleyeyim. Hiç merak etmeyin. Sektör için söyleyeceğim. %60-70'leri geçtik Ali Bey. %70'leri geçtik. Evet. O kalan kısmı da söyleyeceğim. Neden yapamadığımızı söyleyeceğim. Örneğin bir yine süpürgede örnek vereyim. Kahve makinesinden örnek vereyim. Süpürgenin motorunu, kahve makinesinin içerisindeki bir pompasını Türkiye'de yapmıyoruz. Bu da yapamadığımızdan değil, çok güzel söylediniz, ölçek ekonomisinden. Evet. Bakın bizim çalıştığımız bir motor fabrikası var. Sadece süpürgenin motorunu alıyoruz. Biz süpürgenin plastiğini, hortumlarını, kartını Türkiye'de yapıyoruz. Ama süpürgenin motorunu gidiyoruz, Çin'den alıyoruz. Neden? Çalıştığımız fabrikanın aylık üretimi yaklaşık olarak 30 milyon. Bakın 30 Tabii. milyon adet aylık üretiyor. İnanabiliyor musunuz? Yani 30 milyon ürettiğini dünyaya satıyor. Bu demek demektir ki yılda 360 milyon, 400 milyon adet üretiyor. Yani bu Avrupa pazarına da hitap etmek mümkün değil. O nedenle ölçek ekonomisi. Haklısınız. Şeyi başarırsak, bakın ben bir daha önceki programlarında bir tanesi dedim ki İlla ithalatı sıfıra düşüreceğiz, İlla %100 yerli olacağız diye bir kaydı yok. Niye biliyor musunuz? Ona kafayı takarsak maliyetlerimiz yüksek olur, satamayız. Yani dünyanın en ucuz motoru nerede yapılıyor? Çin'de. Evet. Alalım ama tabii ki plastiği Türkiye'de basalım, bir hortumu Türkiye'de yapalım, kahve makinesinin bütün dış kasasını burada yapalım, içerisindeki aksamı burada yapalım. Ama ne olsun, orada bir pompa olsun. Pompa biz 1,5 dolara yapıyoruz. Çin 0,70'e yapıyor. Tamam. Çin ne yapıyor? Dünyada 1 milyar adet yapıyor. Onu Çin'den alalım. Ama geri kalanı Türkiye'de aynı maliyeti yaptıklarımızı Türkiye'de yapalım. Yani maliyeti yakaladığımız sürece Türkiye'de yapalım. Ama maliyet farkı 2-3 katsa yurt dışına alalım. Yoksa ben sanayici olarak Türkiye'deki sanayiye kesinlikle olması gerekir diyorum. Yani biz yoksa biz bu döviz açıklarımızı neyle kapatırdık biliyorsunuz? İhracat gereklerimize kapatıyoruz. Yani biz deli gibi ihracatı yüksek. İnanın bakın saat 9'da biz şirketteyiz. Sadece ihracat ekibi şirkette şu anda. Buna inanın. Niye? Dedik ki pandemide bizim hem ülke olarak hem şirket olarak ayakta kalmamız ihracat dolu dedik. Akşam 9'lara 10'lara kadar ihracat ekibiyle hangi pazarda ne iş yaparız diye düşünüyorum. Bu bize özel değil. Ben hep biz derken hep sektörü anlatıyorum. Sektörümüzdeki arkadaşlar da böyle. O nedenle İnanın hani dediğiniz gibi %20, %10, %30'a düşürdüğümüz zaman hemen otomotiv sektöründen bizim olmayan sektör. Biz otomotiv sektöründe biliyorsunuz ihracat şampiyonlarımız otomotiv şirketleri. Tabii. Sizler biliyorsunuz. Onlar %100 yapmıyorlar diye o sektörü iyi ki baltalamamışız. %20'si, %30'u da gelse, %70'i bizimse, %60'ı bizimse bir katma değer vardır. Döviz geliyor demektir. O nedenle hep şeyden korkarım yani. Ya %30'u ithal olacaksa biz buna uğraşmayalım. Hayır, o %30'da değil. Bardağın dolu tarafına %70'i 80'e çıkarmaya çalışalım ama yani herkes bilsin ki belimizi büken ölçek ekonomisi. Dünyaya 160 ülkeye satmadığınız sürece o ölçek ekonomisini yakalayamıyorsunuz. Tamamen nedeni bu.
Son bir şey soracağım. 2-3 dakika kadar daha vaktimiz var. Kullanabiliriz bunu. Şimdi sadece sizin sektörünüz değil, yani küçük elektrikli ev aletleri sektörü değil, aynı zamanda küçük elektrikli el aletleri sektörü. İşte zımbalar, matkaplar, burgular, elektronik tornavidalar falan. Orada da yine motor üretiminde ciddi anlamda dışa bağımlıyız. Oysa hem elektrikli ev aletlerinde hem elektrikli el aletlerinde Türkiye neredeyse Çin'den sonra dünyanın en büyük ülkelerinden biri konumuna gelmiş vaziyette. Çok sayıda marka var biliyorum piyasada. Yani bu markaların aslında bir sinerji, bir güç birliği, bir konsolidasyon oluşturup hiç değilse bazı motorları, motor dediğimiz zaten bir rotor. Yani hani üretmeye karar verdiğimiz andan itibaren teknolojisini getirmemiz an meselesi. Böylesi birkaç kalemden başlayarak üretime geçemez miyiz? Böylesi bir ışık görüyor musunuz? Ya da böylesi bir yapılanmayı doğru buluyor musunuz? Kesinlikle doğru biliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü birlikten güç doğar. Bazı yatırımlar oluyor. Tek bir şirketin katlanamayacağı veya risk gördüğü. Tek bir şirkete katlanırsınız ama karşılığını alamama ihtimali nedeniyle o riski bertaraf edin için girmezsiniz. Evet. Sektörler bazında, mesela küçük elektrik aletleri kendi sektöründe, tüketici elektronik sektörü kendi önünde, IT sektörü kendi alanlarında, kendi işlerini birleştirerek bunu yapabilirler. Ben hatta bunun işin ucuna marketing, pazarlamayı ve satışı da bağlamayı düşünüyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ne yaparsanız yapın satabilmeniz lazım. Doğru. Satmak önemli. O zaman da birim fiyat çok önemli, katma da önemli. Yani sizin söylemeniz çok doğru. Üretimde birliği yapalım. Ben çok rahatlıkla sektörel şirketler oluşturup, neden sektörel şirketler oluşturup da o sektörün ürünlerini 165 ülkeye satmaya denemiyoruz. O zaman satış sorunumuz da kalmıyor. Tabii. Yani üretimdeki birliktelik çok mantıklı. Hani biz kendi aramızda birbirimizi, Türk şirketleri birbirlerine fiyat kıracağına birleşelim, beraber olalım. Bazı zor pazarlara, Amerika gibi zor pazarlara biz sektörel dış ticaret şirketi kurarak da gidebiliriz. Bunu da bir güç birliği düşünsene çok kuvvetli olur. O yüzden biz çok isteriz sektör firmalar olarak ve kuruluşlar olarak, sektör kuruluşları olarak özel kuruluşlarda olur, devletin önayak olduğu kuruluşlarda olur. Hep buna hazırız. İşte ne oluyor? Hep bir araya gelmek, konuşmak. Pandemiden sonra, çünkü pandemide hakikaten sanayici işini dik tutmak için çok çaba sarf etti. Önümüzdeki günlerde daha çok vaktimiz var. Bunlar için biz önayak olmak isteriz sektör oyuncu olarak. Hep bu faydalı olacağını ve bizi bir tık daha ileri götüreceğini düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler. Bir dipnotla bitireceğim. Türkiye'de buna benzer iki sektör var. Bir tanesi tekstil konfeksiyon, bir tanesi de sizin sektörünüz. Yani bu iki sektörde konsolidasyon olsa şu anda pek çok şeyi yapabilecek durumdayız. Örneğin 20'den fazla konfeksiyon markamız var ama bir tane Zara etmiyor mesela. Dolayısıyla bir tane Zara edebilecek bir şirketimizin olması lazım. Küçük elektrikli ev aletlerinde de sektörün en büyükleri işte. Bugün Koç grubu mesela sektörün büyük oyuncularından bir tanesi. Böylesi bir konsolidasyon olursa belki ileride biz dünyada çok daha iyi noktalara gelebiliriz diye düşünüyorum. Sizi takip edeceğiz. Merak etmeyin Sinan Bey. Geldiğiniz, katıldığınız için çok teşekkürler. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Dünyanın en büyük network marketing şirketlerinden biri Türkiye'de ve Türkiye üzerinden Orta Asya'daki bazı ülkeleri de yönetiyor. Daha önce sadece Türkiye pazarını yöneten Türkiye ofisi, aynı zamanda Azerbaycan ve Türkmenistan'ı da yönetiyor ve Orta Asya'da etkin olmaya doğru yol alıyor. Bugün network marketing'i konuşacağız. Skype hattımızda UNES Global Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Genel Müdürü Onur Öner var. Onur Bey hoş geldiniz. Merhabalar Ali Bey. Nasılsınız diyelim, bir hal hatır soralım. Sağ olun, teşekkürler, çok iyi. Sizler nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Tamam, bu kadar mı? Yani hal hatır sorma bahsini böyle kısa Yok. Keselim diyorsunuz, anladım herhalde. Peki, şimdi bize önce pazarı bir anlatmanızı rica edeceğim. Geriye doğru bir yıl giderek kapalı olduğumuz dönemi, yani pandemiden geçtiğimiz dönemi. Sonra son bir ayın ayrı bir özetini yapmanızı rica ediyorum. Sonra
ürün ve satış bazında, pazarlama bazında ayrıca konuşacağız. Tabii sizin sorumlu olduğunuz pazarı ayrıca konuşacağız. Buyurunuz. Tabii ki. Ali Bey, şimdi öncelikle bir network marketing aslında çok da bilinen bir yapı ve sistem değil. O yüzden mesela Türkiye'nin şu anda %57'si network marketing'in ne olduğunu bilmiyor. Aslında network marketing insanların birbirlerine ürünleri anlatarak, kullandıkları ürünleri anlatarak satışını yapıp para kazandıkları sistem. Şimdi bu sistem içerisinde de son bir yılda çok büyük değişiklikler oldu. Çünkü burada insan ilişkileri ve toplantılar, insanlarla birebir iletişim ve toplu iletişimler çok çok önemliydi. Bu geçtiğimiz yıl içerisinde tabii ki pandemiyle beraber, kapanmayla beraber bizim de sektörümüzde çok büyük değişiklikler oldu. Ne gibi? Öncesinde bizim çok büyük toplantılarımız olurdu. Mesela 1000 kişilik, 1500 kişilik otel toplantıları yapardık. Burada evet. Ürünlerimizi, sistemimizi, yapımızı anlatırdık. Ama pandemiden sonra tabii ki bunları yapmak mümkün olmadı. Burada da bir dijitale geçiş oldu. Dijitale aslında çok hızlı adapte olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü özellikle Jönes olarak biz çok şanslıyız. Çünkü distribütör, yani ürünlerimizi satan grubumuz genellikle 30-40 yaş aralığında ve teknolojiye çok hakimler, çok hızlı adapte olabiliyorlar. Bu nedenle de bu hızlıca bir Zoom toplantıları ve benzeri toplantılara başladık ve Jönes Live diye bir platform kurduk. Bu da Amerika'dan yönetilen bir sistem oldu. Amerika'da genel merkezimizde işte bir rejimiz bütün online yayınlarımızı globalde yönetir hale geldi ve geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık 2.7 milyon erişim sağladık. Hem ürünlerimizi, sistemimizi, çalışma prensiplerimizi anlattığımız. Tabii network marketing'in şöyle bir özelliği vardır. Network marketing bir gelir kapısıdır. Alternatif bir gelir kapısıdır. Biliyorsunuz buna geçtiğimiz sene içerisinde de çok ciddi bir iş yaşamında dalgalanmalar oldu. Yani sektörler tabii. Arası çok fazla kaymalar oldu. Kimi sektörler neredeyse durma noktasına geldi. En basitinden yeme içme sektöründe bildiğimiz 2 milyon kayıtlı insan var. Şimdi restoranlar kapanınca bu kişiler de tabii ek gelir elde etmeye çalıştılar. Keza turizmde de benzer şekilde. Bu nedenle de network marketing'e bir kayış oldu diyebilirim. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kişi network marketing yapıyor. Bu da çok iyi bir rakam, çok ciddi bir rakam. Bu noktada da bir artış olduğunu söyleyebilirim. Ürün gamında nasıl bir değişiklik evet. oldu? Ürün gamında tabii ki gıda takviyeleri, antioksidan ürünler, beslenme ürünlerinin payı kesinlikle arttı. Bu noktada da kozmetikte bir azalış görüyoruz. Özellikle işte dudak, yüz kozmetiğinde. Çünkü insanlar evde oldukları için makyaj yapmamaya başladılar. Ama özellikle gıda takviyeleri ve kişisel bakım ürünlerinde ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bizim de ürün portföyümüzde böyle bir tık çoğunluk cilt bakım ürünlerine doğruyken bizde de bir tık böyle bir gıda takviyelerinde o artışı ve payın büyüdüğünü görebiliyoruz. Bu noktada da biz de tabii Jönes Global olarak lokal ürünlerle de destekleme stratejimiz vardı son bir yıl içerisinde. Mesela hangi ürünleri piyasaya verdiniz? Lokal ürünler tabii, olarak? Üç tane çok kritik ürünümüz oldu aslında. İlki diş macunu, ikincisi kahve, üçüncüsü de daha çok taze lanse ettiğimiz, geçtiğimiz hafta lanse ettiğimiz enerji içeceği oldu. Burada da biz Türkiye olarak aslında Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan olarak Orta Doğu ve Avrupa bölgesine bağlıyız Jönes Global bünyesinde. Burada 72 tane ülke var ve bu 72 ülke arasında ilk defa hani Amerika'dan ürün almayıp da kendi ülkesinde lokal üretim yapan ülke olduk Türkiye olarak. Burada tabii şu da çok güzel oldu. Ürünlerimiz çok beğenildi. Türkiye'de bu ürünlerimiz Türkiye'de geliştirdik. Türk bilim insanları geliştirdiler. Türkiye'de üretiyoruz. Keza aynı şekilde. Evet. Ve mesela geçtiğimiz ay içerisinde diş macunu, bir Türk diş doktorunun geliştirdiği, bilim insanının geliştirdiği diş macunu şu anda Orta Doğu ve Avrupa bölgesinin tamamında satışa sunuldu. Jönes olarak bizim şöyle bir farklılığımız var. Yani bizim yaptığımız hiçbir ürün sıradan olmuyor. Genellikle bu daha fark yaratan, farklı olan ürünlere yöneliyoruz. Mesela diş macununda ne gibi bir farklılık var? İşte diş macunumuzun içerisinde aktif karbon var. Siyah, aynı zamanda içerisinde karanfil yağı var. Türk kültüründe çok popülerdir biliyorsunuz evet. karanfil ağız bakımı için. Özellikle yemeklerden sonra. O tadında bir farklılık var. Aynı zamanda o karanfil yağının kullanılmasının belli sebepleri de var. Hijyen ve sağlıkla alakalı. Doğru. Bu pozitif etkileri de gösteren bir diş macunuydu. Ve hani fiyat olarak da tabii ki market markalarından çok daha yüksek seviyede satılıyordu. Şimdi şu an tabii ulaşılabilir olduğunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de üretiliyor. Ama market markalarından kesinlikle daha yüksek fiyatlara satılıyor. Şimdi bu tarz
üst segment ürünleri Avrupa'da, işte Almanya'da, İtalya'da, zaten Almanya ve İtalya bizim 1 ve 2 numaralı ülkelerimiz, insanlar çok beğenerek kullanıyorlar. Bu bizim için gurur kaynağı oldu. Çünkü katma değerli bir ürün oraya lanse etmiş olduk. Keza kahvemizin içerisinde de, az önce de sohbette dinledim, kahve evet artan bir popülaritesi var. Bizim de bir instant coffee dediğimiz bu çözünebilir kahvemiz var. Evet. Ama içerisinde de 5 gram diyet lifi var. Ne yapıyor bu 5 gram diyet lifi? İşte 3 elmadaki lifi eşit mesela. Bir kahve içtiğinizde 3 elmadaki lifi yakın kahve lif almış oluyorsunuz vücudunuza. Veya işte enerji içeceğimizde işte %4 gerçek meyve ekstraktı var. Gerçek meyve, üzüm kullandık. İşte mümkün olan en saf doğal haliyle enerji içeceğini çıkartmaya çalıştık. Aslında çok da farklı da oldu. Hem tadı olarak hem kullanım olarak. Dediğim gibi farklı ürünler yaratıyoruz. Bu fark yaratmada işe yarıyor. Çünkü hani ben de deyip bir şeyleri kopyalamak yerine piyasada farklı olan bir şeyler koymak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok ciddi ses getiriyor. Hatta diş macunun da ilk deneme siparişinin Avrupa'da 100 bin civarında olduğunu da biliyoruz şu an. Harika. Toplam 100 bin sipariş. Peki sırada ne var? Yani bu ve benzeri ürün geliştirmede, yani hani eğer ticari sır değilse bizimle paylaşabilirseniz seviniriz. Yani ürün adı vermeden de paylaşabilirsiniz. Yani işte şu amaçla kullanacağız, işte kozmetik amaçla kullanacağımız bir şey dediğiniz zaman biz bunu kremde olarak algılayabiliriz, pomat olarak algılayabiliriz. Ne bileyim, bir başka ürün olarak da algılayabiliriz. Eğer ticari sır değilse paylaşabilirseniz sevinirim. Pazar bilgisiyle paylaşabilirim aslında. Lütfen. Direkt ne olduğunu söylemiyorum çünkü çok deneme aşamasında. Eyvah. Evet, evet. Rakipler ama, duymasın diyorsunuz. Şimdilik duyulmasın. Şimdi şöyle bir durum var. Gıda takviyelerinin payı artıyor derken aslında bir, artan bir sektör daha vardı. Kişisel bakım ürünleri. Çünkü insanlar daha fazla, özellikle hijyen çok ön plana çıktığı için daha fazla duş almaya, daha fazla ellerini yıkamaya, daha fazla kendilerine hijyen anlamında bakmaya başladılar. Biz de bu sektöre yönelik şu anda gene lokalde bir ürün çalışıyoruz. İnşallah yine Türkiye fabrikalarında üretip Türkiye'de geliştirip Avrupa'ya da satacağımız bir ürün olur diye umut ediyoruz. Ama şu anda önceliğimiz geçtiğimiz hafta Nevo'yu, yani enerji içeceğimizi lanse ettik. Şu anda biraz Azerbaycan'a odaklanıyoruz. Çünkü orada sıfırdan bir yapılanma kuruyoruz. İşte bütün süreçlerin oluşturulması, muhasebesinden hukukuna, finansına, legal, yani hukuksal işlerin yapılmasına, orada şu anda bayağı bir yoğunluğumuz var Azerbaycan'da. Evet. Şimdi fitoterapi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani bitkisel ürünlerle tedavi ya da bitkisel ürünlerle sağaltım ya da bitkisel ürünlerle doping, ne derseniz deyin artık. Yani insanların kendini daha iyi hissetmesi için geliştirilen ürünler. Bu ürünlerin eczane kontrolünde, yani eczanede satılanları var. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırmasına tabi olanları var. Tamamen piyasada herhangi bir şekilde çıkarıp bir market rafına gönderdiğiniz ürünler olabilir. Orada mesela bu sağlıkla olan riskleri nasıl bertaraf ediyorsunuz? Yani bir otoritenin denetimi var mı bu sözünü ettiğim eczane dışı ürünlerde? Eczaneye dönük ürünlerde de ayrıca nasıl bir prosedür izleniyor? Onu da merak ediyorum. Tabii. Tarım ve Orman Bakanlığı ilgileniyor aslında bunlarla. Orada da bir süreçlerde değişim vardı. Şu an tam değişim olduğuma emin değilim ama Sağlık Bakanlığı bunu almaya niyetliydi. İlaç Sağlık Bakanlığı ilgilenir ama tabii, gıda takviyeleri ve doğal ürünlerle daha çok Tarım ve Tarım Orman Bakanlığı ilgileniyor. Zaten ürünlerin buraya kaydedilmesi lazım. Burada denetlenmesi de lazım. Yurt dışından getirdiğimiz ürünlerde keza bunlar denetlemelere giriyor, testlere giriyor. İşte ürünlerden farklı, her getirdiğimiz üründen birkaç tane numune alınıp gerekli görülmesi halinde gümrükte yetkililer tarafından bunlar test ediliyor. Yani illa eczanede satılmak zorunda değil ama tabii ki bilinen bir markanın onaylanmış bir içeriği, faydaları belli olan ürünler olması çok çok önemli. Dediğiniz gibi hani bu işin kaçak göçek yapılmaması lazım ama o Türk hükümeti bu konuda çok hassas. Yani Türk insanı da genel olarak çok bilinçlendi. Özellikle bu geçtiğimiz 10-20 yıl içerisinde kontrolsüz bir şekilde bu aldım kilo verdim, içtim kilo verdim gibi evet şeylerden sonra biz burada şunu söylüyoruz. Mucize yoktur. Eğer bir şey iyi olamayacak kadar, yani doğru olamayacak, yani mucize gerçek şeklinde olamayacak kadar iyiyse orada bir sıkıntı var demektir.
Aynen öyle, aynen öyle. Ama tabii ki doğal beslenme global anlamda da bir trend. Yani doğal ürünleri takviye alma, takviyelerle destekleme iyi bir trend, doğru bir trend. O yüzden biz de bu konuda destekliyoruz. Tabii ki her gıdanın farklı vücuda faydaları oluyor. Bireyler de kendi ihtiyaçlarına göre, kendi önem verdikleri şeylere göre bunları kullanabiliyorlar. Ama tabii bu mesela pandemiyle beraber antioksidan, vitamin, mineral tüketimi çok fazla arttı mesela son geçtiğimiz yıl içerisinde. Özellikle antioksidan dediğimiz bu vücudu koruyan, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren gıda takviyelerinde ciddi bir artış oldu. Bir de anti-aging ürünler var. Bunlar da çok tartışmalı. Yani zaten hekimler bu ürünler konusunda çok dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. İşte bir, böyle bir çılgınlık var, bir moda. Özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan bir moda bu. Herkes bir kolajen şeyine başladı, kürüne başladı. Bu tür ürünlerin satışıyla ilgili hem standartlardan bahsetmenizi rica ediyorum, hem pazardaki sürümünden ya da satış yaygınlığından bahsetmenizi istiyorum. Bir de uluslararası, yani Avrupa Birliği normlarına göre acaba oradaki ürünlerin pazarlama biçimiyle bizimkiler arasında bir nicel fark var mı? O konuda biz Türkiye olarak çok ciddi yol kat ettik. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğiniz gibi bu arada kolajen gerçekten çok çok popüler. Bunların işte gıda kodeksleri oluyor. Yani bunların içerisine kullanılabilecek maddelerin listesi belli, içerisinde olabilecek ürünler belli, bunların ne kadar olabileceği belli. En basitinden işte geçtiğimiz günlerde bir enerji içeceği çıkartırken bunun içerisine koyabileceğiniz maksimum kafein miktarı belli. Tabii. gibi. Yani bunlar çok iyi belirlenmiş durumda. Türkiye bu anlamda Avrupa Birliği ile senkron ve hatta şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Türkiye bir adım önde bile diyebilirim. Yani Avrupa Birliği ile şu an hemen hemen birebir aynı olan gıda kodeksimizde biz birkaç yıl önce lanse edip uygulamaya başladık bu standartları. Ki aynı zamanda söylemler de çok ciddi takip ediliyor ve Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı tarafından bunlar çok net belirlenmiş durumda. Yani işte şeye çok inanmamak lazım. Bunu içtim, kanseri yendim, bunu içtim. Bunlar çok ciddi takip ediliyor hükümetimiz tarafından. Yani o konuda ben gerçekten Türkiye olarak çok iyi bir yerde olduğumuzu, çok iyi denetlendiğimizi, standartlarımızın çok iyi belirlendiğini, hatta Avrupa Birliği standartlarını Avrupa Birliği'nden önce uyguladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, Ticaret Bakanlığı bünyesinde Tüketici Haklarını Koruma Bürosu var. Orası hem bu konuları çok inceleyip sık dokuyor, hem de şikayetleri de değerlendiriyor. Aslında bence vatandaşlar o konuda o hatları kullanarak zararlı etkilerini gördükleri ürünleri mutlak surette şikayet etmeliler. Çünkü aksi halde yaygınlığı arttığı sürece önüne geçmek mümkün olmayabilir. Son 1,5 dakikamız, Azerbaycan ve Türkmenistan pazarlarından sonra odağınızda başka bir Orta Asya ülkesi ya da Orta Doğu ülkesi var mı? Evet. Şu an için birinci önceliğimiz ve odağımız tamamen Azerbaycan'a odaklanmak yönünde. Çünkü orada çok ciddi bir potansiyel var. İnsanlar kendilerine bakmayı seviyorlar. Gıda takviyelerini seviyorlar. Girişimciler, çok girişimciler. O yüzden oradaki organizasyonumuzu birinci önceliğimiz işler hale getirmek. %100 faaliyeti de 1-2 ay içerisinde geçmiş olacağız. Haftalar kaldı. Heyecanla onu bekliyoruz. Türkmenistan şu an biraz beklemede. Türkiye'de çok ciddi bir Türkmen nüfusu da var. O yüzden zaten Türkmenistan Türkiye'ye bağlı. Türkmen sayısının fazlalığından ötürü. Ama çok faydalı. Ama az önce bahsettiğiniz nokta çok çok önemli Ali Bey. Yani orada şey yapmak istiyorum. Bir lütfen. Söylemde de bulunmak istiyorum bu işin içinde olan biri olarak. Hani kaynağı belli olmayan gıda takviyelerine gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü faydasından çok zararı olabiliyor ve mucize olmuyor. Ona da mucizeye inanmamak lazım. O noktada da çok iyi bir noktaya parmak bastınız. Özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Yani markası bilinen, Tarım Orman Bakanlığı'ndan onaylanmış, içeriği belli, üreticisi belli, geliştiricisi belli ürünlerin kullanılması çok çok önemli ve çok çok faydalı olacak. Peki. Ve çok daha güvenli olacak. Güzel. Onur Bey çok teşekkürler. Böylece son seansın da sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte yine buradayız.